Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün online maça gireceğiz, maç yapacağız. Ama bu maçın ayrı bir özelliği olacak. Bu maçı telefondan veya tabletten oynamayacağım arkadaşlar. Bu maçı bilgisayar üzerinden oynayacağız. İlk defa bilgisayar üzerinden bir online maça girmiş olacağız. Peki bilgisayardan nasıl oynuyorum? Onun detaylarını da anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen bir maça git diyelim. Rakibimiz bir gelsin arkadaşlar. Bilgisayardan oynayacağız. Yönlendirme tuşlarımızı vesairemizi her şeyimizi ayarladık. Bağlantı kontrol ediliyor. Rakibimiz gelsin, maçımızı yapalım. Hemen bilgisayardan nasıl oynamanız gerektiğini de anlatacağım detaylı bir şekilde arkadaşlar. Haydi bakalım, rakip gelsin öncelikle. Gerçekten benim için de çok enteresan bir deneyim olacak. Yani maçlara giriyordum, etkinlikler falan yapıyorduk bilgisayarda ama yapay zekaya karşı oynuyorduk genelde. Hiç şeyden yapmamıştık. Böyle hani online vesaire yapmamıştım. Yani ciddi bir maç oynamamıştık. Sadece yapay zekaya karşı, hatta kendisi otomatik bir vaziyette oynuyordu. Böyle etkinlik vesaire kasmak için bazen buradan açıyorduk arkadaşlar. Bakalım rakip gelsin, hemen ilk defa deneyimlemiş olacağız. Ne tablet ne telefon. Bu bilgisayarın içine indirdiğimiz bir uygulama üzerinden oynuyoruz oyunu arkadaşlar. BlueStack adı altında. BlueStack'ı zaten birçoğunuz biliyordur. Emülatör arkadaşlar. Emülatörden oynamış olacağız. İçine zaten işte kendi hesabınızı vesairenizi Google Play'den kuruyorsunuz veya işte App Store'dan gerek yok zaten. Google Play'den kuruyorsunuz. Daha sonrasında oyununuzu indiriyorsunuz. Daha sonrasında da yine Konami ID'den ilerle diyelim. Bu rakip bir daha gelecek. Ne diyor? Bağlantı kurulamadı diyor. Tekrar bir deneyelim. Dediğim gibi BlueStack'ı indireceksiniz arkadaşlar. BlueStack'tan sonra şeyi indireceksiniz. Google Play'den oyunu indireceksiniz. Daha sonrasında da şeyden giriş yapmış olacaksınız arkadaşlar. Konami ID'den mailinizde veya işte şeyden bağlıysa da App Store'dan veya Play Store'dan bağlıysa da, App Store'dan giremezsiniz de Play Store'dan girmiş olursunuz. Haydi bakalım. Rakibin gelmesini bekliyoruz. Rakip gelsin, hemen hızlı bir şekilde maçımıza geçmiş olacağız. Basit aslında ama biraz tabii ki sadece klavye ile oynayabilecek şekilde de ayar yapılabiliyor arkadaşlar. Tuşları atayabiliyorsunuz. İşte W, A, S, D'ye yön tuşlarını ayarladım. İşte 1, 2, 3, 4'e falan işte 1'e pas, şut, işte ara pasını vesaire ayarlayabiliyorsunuz ama tabii oradan çok da sağlıklı olmuyor açıkçası arkadaşlar. Mouse da biraz daha sağlıklı oluyor diyebilirim. En azından orta açabiliyorsunuz, falso vesaire onları iyi yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle form durumumuza bir bakalım. Gavi yükselişteymiş. Bakıyorum stoperlerimizden kim var? Tamam, Pau Christensen biraz kötü ama olsun. Rakip takımın kadrosuna baktığımız zaman rakip kadrosu bayağı güzel gözüküyor. Rakip takımın kadrosu da. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Benim gerçekten ilk defa online maçta değişik bir deneyim olmuş olacak. Haydi bakalım. Online maç yapacağız arkadaşlar. İlk defa ayarlamalarımızı yaptık. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekleyecek. Haydi bakalım. Bilgisayardan ilk defa oynamış olacağız. Rakip takımın vuruşuyla başladık. Depar baskı yapacağım arkadaşlar. Normalde telefondan oynadığımız zaman biliyorsunuz araya girdik. Sakin. Tamam. Böyle pasımızı aktardık. Kaç oğlum? Çok güzel bir pas. Yanlışlıkla attım bu pası. Ortaya açtık. Robert Lewandowski, nasıl kaçırırsın onu? Hayır, hayır, hayır ya. Gol olması lazımdı. Pedri. Plase'yi vurduk. Ter Stegen. Ter Stegen. İlk atak bizden başladı. Vallahi güzel başladık ha. Harbiden güzel başladık. Eyvah, eyvah. Bir şut uzaklardan. Kaleci Ter Stegen. Güzel. Orta sahamızda Johan Cruyff'umuz var. Bu arada bu hesap. Biliyorsunuz arkadaş. Hayır, 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 hayır. Hayır 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 hayır, hata yapma, hata yapma. Bir dakika. Golü yedik mi? Çok yakındı. Jude Bellingham. Bu hesap zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şey yaptığımız hesap.
Ekran değiştir diyelim. Şöyle pastı başlayalım. Değen. Hataya bakar mısın? Hataya bakar mısın? Allah'tan rakip biraz acele etti. Acele etmese. Neyse uzun kullanalım şöyle Lewandowski'ye. Lewandowski indirir sanırım. Burada pas yapmak biraz riskli gibi. Bravo be Cruyff. Çok güzel. Lewandowski'nin önüne doğru. Lewandowski direkt döndü. İkinci. Hayır, şut. Lan. Johan Cruyff vurdu plaseyi işte bu. Johan Cruyff. Abi Lewandowski'nin şutu nasıl direkten döndü ya? Johan Cruyff plaseyi vurdu köşeye. 103 Cruyff'umuz. 1-0 öne geçtik. Ama biraz önce tabii ki bir ecel telleri döktük. Tuşları bir karıştırma gibi oluyor bazen arkadaşlar. Dur dur şuradan alır. Bırak bırak Modric bırak o topu. Tamam güzel. Buradan 50 My Club paramızı da almış olacağız hem. Enteresan bir şekilde bayağı bir şuradan şöyle Johan Cruyff'a doğru geldi mi gelmedi. Kötü yerde kaptırdık ama defansımız şurada bir boşluk gördüm sanki. Ama Rafinha neden koşmadın oraya? Rafinha alır mısın? Bizde kalır, bizde kalır, bizde kalır. Hayır. Olmadı. Basar, bastık, bastık, bastık. Bizde pasöre dikkat. Karpasını ortaya dön. Yukarıda bir... Hayır, orası değildi. Orası değildi. Hayır, orası değil ya. Oraya atmadım. Oraya atmadım. Atamazsın. Atamadı, atamadı. Ya şeye attım yukarı orta sahada bir boşluk vardı oraya attım ama rakip takım değerlendiremedi. Haydi bakalım uzaklaştır. Rafinha güzel. Hata gelir mi? Bizde kalır. Ha? Alamadık, alamadık, alamadık. Şimdi bizde. Şöyle bir şey yapalım. Uzun bir ara pası. Tuşa dokunamadım tuşa. Bizde kalır mı lan? Kalmadı, kalmadı. Biraz zorlanıyorum. Bazen tuşları karıştırıyorum arkadaşlar. Olabilir. Olabilir. Lewandowski'nin önünde çok güzel bir boşluk. Robert Lewandowski. Ama önünü kapattılar ya. Güzel pozisyona girdik ama. Yok artık ya. Böyle bir pası var ya. Herhalde telefondan atamazdım ama bir pas istediğimiz yere ulaşmadı. Tamam güzel güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çok güzel. Johan Cruyff'a gelir mi? Gelmedi. Aradan güzel attı. Eyvah eyvah. İçimizden geçmeye. Kristensen sen uzaklaştır. Güzel. Bir hatamız daha var sanki. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Ha bitirebilirsin. Bitirebilirsin. Şimdi bitir. Hayır hayır. Uzaklaştır. Lan oğlum neler yapıyorsunuz? Bazen benim istemsiz bazen hareketler yapabiliyoruz arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. 1-0 kapattık. Golümüzü attık. Pozisyonlara da girdik. Kötü değiliz. Yani çok fazla dediğim gibi arkadaşlar. İlk defa bilgisayardan böyle klavyeden oynamış oldum. Çok enteresan bir deneyim oldu benim için. Şu anda oluyor daha doğrusu. Ah be. Hayır, dudak uçuklatan vurmuştum aslında. Alırız. Alırız. Bizde kalır. Çok güzel. Yapar baskı, baskı. Bravo. Şöyle. Çok güzel. Lewandowski güzel dönerse dönemedi. Yapar baskı, yapar baskı. Kötü yakalanmış olabiliriz bir tık. Bizde kalır, bizde kalır. Bırak topu, bırak topu. Hayır ya, hayır ya. Şu orta sahada kaptırmayalım şu topları çocuklar. Hayır, 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 hayır. Bizde. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan ara pasını gördün mü? Olmadı. Çok güzel gördük aslında da. Şöyle kapattık. Kapattık. Sakin. Lan nasıl geçti oradan? Bizde kalır, bizde kalır. Alsanıza. Jude Bellingham kaleci Ter Stegen çıkarttı. Çok iyi çıkarttı be. Bravo Ter Stegen. Ya bazen bu depar baskı işe yaramıyor ya. Hakikaten işe yaramıyor. Cruyff alırsın bravo. Johan Cruyff.
Bir daha pas verdik. Kötü yerde kaptırdık yine. Bizde kalır. Topu şöyle açalım. Lütfen açın topu şuradan. Şimdi De Jong. Frankie De Jong. Ya Modric, bu kadar hızlı koşuyor musun sen gerçekten ya? Lewandowski indirsin o topu. Ya yok artık ya. Lewandowski'den Modric top indiriyor ya. Enteresan bir şekilde. Sakin bizde. Pedri dokun. Sadece dokunacaksın. Oğlum ne Modric'miş lan. Bu aralar topu alamıyoruz. Alamıyoruz. Golü de yiyeceğiz ama pas da yapamıyoruz. Pas yapsak çok güzel olacak şöyle. Çok güzel. Johan Cruyff. Alamadık ki. Alamadık. Top gelmedi bize. Luka Modric. Alırız. Bizde kalır. Bizde kalır. Ama her topta bunun arkadaş kalmasın şurada ya. Erşteyn, bravo. İkinci yarı pozisyona giremedik. İkinci yarı pozisyona giremedik. Lewandowski indirir misin Cruyff'a? İndirdik. Aradan harika bir pas. Ferran Torres. Ferran Torres, hayır, nasıl kaçırdın bunu? Abi bu pas var ya, muhteşem değil mi Johan Cruyff'tan? Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu pası var ya, şeyde bile atamazdım belki ha. Kol ayaklı kimse yok mu bizde ya? Duran top kullanımı. Rafinha var, tamam. Nasıl kullanacağız? Şöyle kullan. Para mı gitti? Ferran Torres. Hayır. Alamaz. Hayır, gitme be, gitme be. Bunde. Harikasın çocuğum. Burada bir boşluk gördüm. Derken maçı kazanıyoruz. Gerçekten zor bir maç oldu benim için. Yani ilk defa bir online maça girdim arkadaşlar. Yani rakip takım da kötü oynamadı, iyi oynadı ama bazen tuşların yerine karıştırdım ama güzel bir gol attık. Bir topumuz direkten döndü. Güzel paslar attık. Şöyle bir oyuncu derecelerine bakalım. Ben de Cruyff, rakip takımında da Ter Stegen maçın yıldızı olmuş. Bende de gerçi Ter Stegen ikinci olmuş. Johan Cruyff şeyimiz olmuş oldu. Enteresan bir maç oldu gerçekten. 50 My Club paramızı almış olduk bu hesabımızda. Biliyorsunuz bu hesabı yeni açmıştık arkadaşlar. 50 My Club paramızı aldık. Şu anda şöyle şunu da aldık. 400 My Club paramız oldu. 100 My Club parası da şeyden gelecek. İkinci gün ödülü gelecek. İkinci gün giriş yaptığımızda şu anda 500 My Club parasını kasmış olacağız arkadaşlar. Bir tane de burada zaten haftanın oyuncuları. Yani bu My Club parasını ben burada değerlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradaki, yani bir tane de ücretsiz topumuzu aldık. 500 My Club parasını buradaki oyuncularda değerlendirmek istiyorum ama bilmiyorum. Sizler de önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Gerçekten çok değişik bir deneyim oldu benim için arkadaşlar. Enteresan bir deneyim oldu. Dediğim gibi nasıl bilgisayarda oynayacağımızı da anlattık videonun başında. Oyuncu şey rakip ararken kısaca anlatmış olduk. BlueStacks indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Daha sonrasında Google Play'den hesabınıza giriş yapıyorsunuz bir mail adresinizde. Eğer kullandığınız, yani eğer şeyden giriş yapacaksanız arkadaşlar, Konami ID'den değil de hani Google Play'den giriş yapacaksanız o hesabın bağlı olduğu şeyden girmeniz gerekiyor şeye, Google Play'e hesapla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra oyunu indireceksiniz. Tabii bunlar için biraz da bilgisayarınızın kaldırması lazım, güçlü olması lazım. BlueStacks'ı belki kaldırmaya da bilir veya bu şekilde akıcı oynayamaya bilirsiniz arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak eklemiş olalım. Videomuzu burada noktalandıralım. MyClub parasını ne ile alakalı şey yapacağımızı da önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hani hangi bölüme kullanmak gerekiyor? Ben dediğim gibi buradan haftanın oyuncularından açalım diye düşünüyorum ama sizlerin de görüşlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Değişik bir deneyim oldu. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.